Yumuluk mutfaktan tekrar hepinize merhabalar. Çok güzel bir tarifle geldim yine bugün. İster meze, ister salata olarak veya kahvaltıda tüketebileceğiniz güzel bir tarif vereceğim. Malzeme listeme geçmek istiyorum. Böyle bir kase 15-20 adet yeterli gelecektir. Domates kurusu kullanacağız. Bir tutam maydanoz, 3 kapya biber, 1 diş sarımsağı ihtiyacımız olacak. Bir kase ceviz içi, yarım fincan zeytinyağı. Bir tatlı kaşığı nar ekşisi, biraz yeşil zeytin, baharat olarak kırmızı toz biber, tatlı pul biber, kekik, nane ve tuz kullanacağız. Şimdi bu güzel lezzeti hazırlamaya birlikte başlıyoruz. Domates kurularımın üzerine kaynamış sıcak suyumdan ekliyorum. Ve 15-20 dakika kadar yumuşamak üzere kenarda bekleteceğim. 3 adet kapya biberimiz vardı. Bunları da güzelce şimdi közleyeceğim. Biberlerimizi közledik. Bunları da kenara alıyorum. Ve salatamızın sosunu hazırlamaya başlıyoruz. Nar ekşimin içerisine zeytinyağımı ekliyorum. Baharatlarımız vardı. Bunları da kabımın içerisine alıyorum. Sosum iç içe geçene kadar güzelce karıştırıyorum kabımın içerisinde. Bir diş sarımsağımız vardı. Onu da sosumun içerisine eziyorum. Domates kurularım suyun içerisine 20 dakikada güzelce yumuşadı. Bunları şimdi fazla inceltmeden böyle kare küpler halinde doğramaya başlıyorum. Kırmızı biberlerimizi güzelce közlemiştik. Kabuklarını ve tohumlarını da temizledim. Bunları da küçük küpler halinde doğramayı sürdürüyorum. Maydanozlarımı da güzelce yıkadım. Bunları da incecik doğramayı sürdürüyorum. Doğrama işlemimizi tamamladık. Cevizimin bir kısmını ekliyorum. Sosumuzu güzelce beklettik, dinlendirdik. Sosumun da yarısını ekliyorum tabağıma. Ve güzelce tabağımda harmanlıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra kalan sosumla üzerini tekrar sosluyorum ki parlak görünsün. Ve kalan ceviz içimiz, zeytinlerimizle mezemi artık tamamlıyorum. Kenarlarına zeytinlerimi sıralayarak artık bitiriyorum. Servis tabağım artık sunuma servise hazır. Dediğim gibi isterseniz kahvaltıda, isterseniz de meze veya salata olarak sevdiklerinize yapıp ikram edebileceğiniz çok güzel bir lezzet daha bıraktım buraya. Üzerine hafiften sumak gezdirdim. Siz dilerseniz sosuna da ekleyebilirsiniz. Güzel tarifimi denerseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yumuduk Mutfak'ta başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.